Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Zero Geometri kitabında analitik geometri konusunun konu anlatımına başlıyoruz. İlk etapta ne işleyeceğiz? Noktanın analitiğini işleyeceğiz ve bu videoda noktanın analitiği bir videosundayız. Noktanın analitiği bir videosunda ne yapıyoruz? Kitabımızda sayfa numarası 224, 225, 226, 227 ve 228'i işleyeceğiz sizinle birlikte. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Noktanın altine tabii ki ilk etapta şu tanımlarla birlikte bir başlayalım. İlk defa tanıyacağımız şeyler var değil mi? Şöyle ben önceden yazdığım şeyleri şuraya yazayım da vakit kaybı olmasın yazarken. Şöyle tanımları yazalım. Başlangıç noktada aynı birbirine dik olan iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme biz ne diyoruz? Dik koordinat sistemi adını veriyoruz. Yani iki sayı doğrusu kesecek işte bu şekilde dik olarak kesecek. Biz buna dik koordinat sistemi adını veriyoruz. Sayı doğrusu ya şöyle düşün sayı doğrusunu sıfırdan başlıyorsa sağ taraf 1 2 3 4 sol taraf eksi 1 eksi 2 eksi 3 eksi 4 diye gidiyor. Yukarısı 1 2 3 4 aşağısı eksi 1 eksi 2 eksi 3 şeklinde gidiyor. Şimdi sayı doğrusunda artık noktalar ikişerli olacak. Yani re kare işlem yapacağız. Önceden sayı gelince 5 diyorduk 10 diyorduk. Şimdi ikiller şeklinde yorum yapacağız. Mesela A virgül B A virgül B dediğimiz şey nedir? A virgül B'deki ilk yazdığımız A x eksenindeki sayısal değeri veriyor. Yani yataydaki sayısal değeri veriyor ama şurası dik olduğunda ikinci değerde y eksenindeki sayısal değeri veriyor bize. Bununla ilgili birkaç antrenman yapalım istersen seninle birlikte. Şöyle sayıları da gösterelim. Şurası 1, şurası 2, burası 3 olsun. Şurası 1, burası 2, burası 3. Sol taraf eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye gitsin. Sağ tarafta alt tarafta yine eksi 1, eksi 2 ve eksi 3 diye gitsin. Mesela şuradaki noktayı seçtik x eksenindeki sayısal değer 1'i, y eksenindeki sayısal değer 3'ü gösteriyor. 1'e 3 noktasıdır mesela burası. Mesela burayı gösterdik. -2 ve 1'i gösteriyor. İlk x eksenindeki sayısal değere bakıyorum. -2'ye 1 noktası. Mesela burayı gösterdim. Hocam 3'e -3'ü gösteriyor ama ilk x eksenindeki sayısal değere. -3'e 3 üç noktasıdır burası. Mesela burada da şunu gösterdim. 2 ve -2'yi gösterdim. x eksenindeki sayısal değer 2, y'deki de -2 şeklinde gösteriliyor arkadaşlar. Evet. Burada da noktalar bu şekilde gösteriliyor. Hadi gel şimdi diğer şeylere tanımlayalım. Evet koordinat sistemin üzerinde bulunduğu düzleme analitik düzlem ya da dik koordinat düzlem adını veriyoruz. İki şekilde söylenebiliyor. İşte bu düzleme biz ne diyoruz? Ya analitik düzlem adını vereceğiz sorularda da göreceksiniz. Ya da dik koordinat düzlem adını vereceğiz. Analitik düzlemdeki düşey doğruya biz ordinat ekseni ya da y ekseni diyeceğiz. Evet burası ordinat ekseni arkadaşım ya da y ekseni düşey olan doğru. Peki bu yatay olan doğruya ne diyoruz? Yatay olan doğruya da apsisler ekseni diyoruz. Yani x ekseninde dediğimizde oluyor. Yani biz bu noktaya baktığımız zaman bu noktanın x apsisi nedir? 1. Ordinatı nedir? 3. Apsis eksi 2 ordinat 1. Apsis eksi 3 ordinat 3. Apsis 2 ordinat eksi 2 şeklinde söyleyebiliriz. Bir de bu iki doğrunun yani analitik düzlemde oluşturduğumuzda kesişi, kesişim yerine biz ne diyoruz? başlangıç noktası adını veriyoruz. Başlangıç noktası da nedir? Orası O noktası diye de gösteriliyor. Genelde O sıfır noktasıdır. Ama noktalarımız ikişer ya. Hem apsi sıfır hem ordinat sıfır. Sıfıra sıfır noktasıdır. Biz bunu aynı zamanda başlangıç noktası ya da ne diyoruz? Orjin adını veriyoruz. Orjin dediğimizde hemen sıfır sıfır noktası aklımıza gelecek. Evet düzlem üzerinde alınan bir noktanın eksenlerden uzaklıkları belirlenerek o bölgedeki işaretleriyle birlikte belirtilmesine o noktanın koordinatları denir. Mesela ben burada 1'e 3 noktasının koordinatlarını yazdım. Eksi 2'ye 1 noktasının koordinatlarını ya da bunun ya da bunun koordinatlarını yazmış bulunuyorum. Noktanın koordinatları ikişerli şekilde A virgül B şeklinde geliyor. Şimdi x ekseninde uzaklık ve y ekseninde uzaklıktan bahsedelim. Uzaklık deyince arkadaşım sayı doğrusunu düşün. Sayı doğrusunda uzaklık dediğim şey mutlak değer değil miydi? Mesela 0 ile 3 arasındaki uzaklık nedir? 3 birimdir. 0 ile eksi 5 arasındaki uzaklık nedir? Eksi 5 birim değildir. Nasıl mutlak değer 5 şeklinde almıyor muyduk? Evet. Analitik düzlemde de uzaklık işin içine giriyorsa uzaklık kardeşim mutlak değer olmak zorunda. A virgül B noktasını mesela biz burada böyle gösterdiğimiz zaman dik olarak gösterdiğimiz zaman A noktası burası. ordinat da burası ya. Hocam bu sıfır olan uzaklığı A birimdir. Sıfır olan uzaklığı B birimdir. Burası A ise burası da A olacak ama mutlak değer. Çünkü buradaki nokta eksi 2 de olabilir. Tabi birinci bölgede olduğu için eksi olmak zorunda değil de. Hani eksi değerler olduğu zaman da eksi 2 uzaklık diye bir şey söyleyemeyeceğiz. Uzaklık mutlak değerce. Yani ben şuradan şunu anlıyorum. Baksana şuraya. Burası A noktasının y ekseni olan uzaklığı değil mi? Evet. A noktasının y ekseni olan uzaklığı ne oldu? Apsisinin mutlak değeri yaptı. A noktasının x ekseni olan uzaklığı ne oldu? Hocam bu da ordinatının mutlak değeri oldu. Yani bir ters ilişki var böyle. Ters bir mantık var gördüğünüz üzere. Ama sen bunu analitik düzlem çizerek de gösterebilirsin. Yani ezbere bilmek zorunda değilsin. Bence ezbere bilme. Kendin ilk sorularda böyle çizerek oluştur çizerek oluşturduğunu gördükten sonra sonrasında aklımda kalır. Yani kısaca biz şöyle özetleyelim istersen A virgül B'nin x eksenine olan uzaklığı mutlak değer Y'si. Y'si. Y eksenine olan uzaklığı da mutlak değer X'i. Yani absisinin mutlak değeri olacaktır. Evet. Buna aynı zamanda apsis buna da aynı zamanda ordinat dediğimizde zaten yukarıda söylemiştik. Tanıdık mı arkadaşlar şimdi burayı? Tanıdık. Hadi gel bakalım. Bu noktaları gösterelim. Analitik düzlemde gösterelim arkadaşım. Analitik düzlemi şöyle bir çiziyoruz. Eksi 2 3 noktası. Hocam şöyle kaça kadar sayı yazacağız? 4'e kadar yazacağız. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 ve eksi 4. Sonra burası da eksi 1, eksi 2, eksi 3 ve eksi 4. Şimdi eksi 2'ye 3 noktasını göster. İlk apsis eksi 2. Hocam eksi 2'ye kaç? 3'ü. Eksi 2'den 3'e kadar gideceksin böyle. İşte burası. A noktası yapar. B noktası 1'e eksi 4. Absis 1 olacak. Ordinat da eksi 4 olacak. 1'den eksi 4'e kadar gideceksin. Şöyle şurası yapıyor B noktası. Eksi 3'e eksi 1. Hocam eksi 3'e eksi 1'e kadar geldim. Şurası yapıyor C noktası. D noktası da 4'e 1'e kadar gideceğiz. 1 noktası da burası yaptı arkadaşım. Burası da D noktası oldu diye gösterelim. Analitik düzlemde. Örnek 2'ye geldik. Aşağıda dik koordinat düzlemi birim kare ile verilmiştir. Birim karelerle verilmiştir. Birim kareler demek ne demek her bir kenarı bir birim demek değil mi şimdi ABCD noktanın koordinatları bulunuz Tamam arkadaş a noktası şimdi ben buranın bak şöyle sayalım 1 bir, 2 birim solda yani -2 noktası Burası değil mi a noktası -2'ye hocam 2 birim aşağıda şuraya denk geliyor -2 noktası değil midir burası? Evet Burası da -2 Burası da eksi2 yani 2 eksi-2 noktası yapar B'ye bakalım hocam 1 2 bak 1 2 Burası Hocam B absiste 2'ye denk geliyor. Ordinatta da aşağı doğru 1, 2, 3 yani eksi 1, eksi 2, eksi 3. Burası eksi 3. Yani 2'ye eksi 3 noktası yapar. C'ye bakalım. Hocam böyle geldim. Hocam 1, 2, 3 birim buraya 3 noktası. Şöyle geldiğim zaman da burası da 1, 2, 3, 4 noktasına denk geliyor. Yani absis 3, ordinat 4, 3'e 4 noktası. D noktasına baktığım zaman da hocam 1 bir birim solda yani eksi 1 noktası burası. Eksi 1'e kaç birim yukarıda? 1, 2, 3, birim bu yukarıda. Burası da 3 noktası yapar mı? Yapar. Evet D noktası da eksi 1'e 3 oldu. Örnek 2'yi de bu şekilde bulduk. Geldik örnek 3'e. Dik koordinat düzleminde A eksi 5'e 12 noktasının X ve Y eksenine olan uzaklığı toplamı nedir? Arkadaşım X eksenine olan uzaklığı nedir? Mutlak değer Y'si. Y eksenine olan uzaklığı nedir? Mutlak değer absinin mutlak değeri. Eksi 5. Yani şunu bu şekilde de gösterebilirsiniz tabi. Eksi 5 burada. Bak eksi 5 burada. 12 burada. Hocam eksi 5'e 12'ye geldik. Burası böyle. Buranın ben y ekseninin olan uzaklığına bakalım. Y ekseninin olan uzaklığı burası 5 burası 12 ya. E hocam burası 5 birim. Burası da 12 birim. Bitti. 5 artı 12 isteniyor bizden. Cevap 17 yapar. Analitik düzlem çizerek de gösterebiliriz bunu. 4'e geldik. 2m eksi 3 eksi 7 noktası x ve y eksenlerine eşit uzaklıktadır. Hmm. A noktası hem x eksenine hem de y eksenine eşit uzaktadır. Peki eşit uzaklıkta olması ne demek? Biz hangi bölgede olduğunu biliyor muyuz? Daha bölgeleri görmedik ama e, eşit uzaklıkta demek. Uzaklık girince işin içine. Ya mesela ben şunu söyleyeyim. Şöyle bir şey göstereyim. Ya hocam şu x eksenine olan uzaklığı 3 birim. E buradakinin de x eksenine olan uzaklığı 3 birim. Ama şuraya geldiğimiz zaman burası eksi 3 noktası. Burası da 3 noktası. Yani ordinatı 3 olanın x eksenine olan uzaklığı da 3 yapar. Ordinatı Eksi 3 olanı da x eksenine olan uzaklığı 3 yapar. Çünkü mutlak değerci alacağız ya. O yüzden burada x ve y eksenine olan eşit uzaklığı da diyorsa eğer biz bunlara ne diyeceğiz arkadaşlar? Bunun x eksenine olan uzaklığı mutlak değer eksi 7. Bunun eksene olan uzaklığı y eksenine olan uzaklığı nedir arkadaşım? 2m eksi 3 değildir sadece bu. Yani bu 2m eksi 3 bak ne oluyor? 2m eksi 3 mutlak değerci kaça eşit oldu? 7'ye eşit oldu. 2m eksi 3'ün mutlak değerci 7'ye eşit olması ya 2m eksi 3 eşittir 7'dir ya da 2m eksi 3 eşittir eksi 7'dir. 2m eşittir 10 yapar ya da 2m eşittir eksi 4 yapar. Buradan da m'i kaç buluruz? m'i 5 buluruz ya da m'i buradan kaç buluruz? Eksi 2 buluruz. m'nin alacağı değerler çarpı isteniyor. 5 ile eksi 2'nin çarpı yani eksi 10 yapar cevap. Evet örnek 4'ü böylelikle eksi 10 bulduk. Geldik örnek 5'e. Şekilde birim karelerden oluşturulmuş zeminde çizgiler koordinat eksenlerine paraleldir. Tamam. Y ekseni dikey, x ekseninin yatay olduğunu biliyoruz. A noktası eksi 3'e eksi 2 verilmiş. B noktasının koordinatları çarpımı kaça eşittir diye soruluyor bize. Şimdi arkadaşım A noktası eksi 3 ise sadece apsise odaklan. Apsiste eksi 3 ise yani bu şöyle şey olabilir. Hiç fark etmez. Yukarıda o da olsa fark etmez. B noktası ne kadar sağında ona bakacağım. Bak eksi 3'ün bir sağında ne vardır? Eksi 2 vardır değil mi? Apsis olarak. Ya apsis x ekseni bunun üstünde de olabilir. Sonuçta x ekseni burada da olsa. Bak apsisi böyle eksi 3'e geliyorsa. Burası da eksi 2'ye gelecek yine. Fark etmiyor. Yani eksenin nerede olması fark etmiyor. Sonuçta sen şöyle gittikçe apsisi bir azaltıyorsun değil mi? Bir fazlalaştırıyorsun pardon. Eksi 3 bir sağa gittiğinde 1 artıyor. Bir daha sağa gideceğinde bir artıyor. Yani şöyle bakacak olursan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim sağda değil mi? 6 sağda. 6 birim sağında hangi nokta var? B noktası var. B noktasının apsisi ne olacak o zaman arkadaşım? Eksi 3'ün 6 birim ötesinde. Yani eksi 3'e 6 ekle bakalım. 3 mü yapıyor? Evet. Burası eksi 3 artı 6 yapar arkadaşım. Apsisi. Ordinatına gelelim. Ordinat da yukarı aşağı değil mi? Bak x ekseni sağlı sollu. Sağa sola gitmelerde x eksenini. Yukarı aşağı gitmelerde de y eksenini kullanırız. Ne kadar yukarısında ona bakacağım. Hocam 1, 2, 3, 4, 5 birim yukarısında. O zaman eksi 2'nin 5 birim yukarısında. Burası da eksi 2'nin 5 birim yukarısında olmak zorunda. Eksen nerede olursa olsun hiç fark etmez. E o zaman burada B noktası ne yaptı? 3'e 3 noktası yaptı mı yaptı. Bizden ne isteniyor? Koordinatları çarp 3 çarpı 3 9 yapar. Ya da şöyle de yapabilirdin. Orjini bul. Hocam eksi 3'e eksi 2 ya. Bu eksi 3 demek 3 birim solda 2 birim aşağıda demek. O zaman 3 birim sağa git. 1 2 3 2 birim yukarı git. Orijini bul. Orijin burası. O zaman orijin de şu şekilde olacak ya. Şöyle. Orijini bulduk. Daha sonra B noktasına bak. Hocam 1 2 3 birim sağda 3'e 1 2 3 birim yukarıda şöyle gelecek olursam. Değil mi? Yani 3'e 3 noktası yapar. Bu şekilde de bulabilirsin. İster orijini bul, istersen noktadan noktaya direkt geç. Anlaştık. Örnek 5'i bu şekilde bulduk. Geldik. Bölgelere evet. Arkadaşlar analitik düzlemde bölgeler var. Şimdi x ekseni ve y ekseni çizince 4 tane bölgeye ayrılmış ya. Saat yönünün tersinde gidiyorsun. Bu yönlü gidiyorsun. İlk yönümüz birinci bölge. Sonra ikinci bölge. Üçüncü bölge ve dördüncü bölge. Birinci bölgede şöyle bak. Bunları ezberleme. Hocam şöyle gelecek olursam. Apsis de pozitif. Ordinat da pozitif. Yani ne demek? Artıya artı oluyor demek. Yani bu x virgül y noktası ise eğer. X büyük, x büyük 0. Y büyük 0 demek. İkinci bölgeye geldiğimizde şöyle gel bakalım. Apsis a eksi sayılara denk geliyor. Apsisimiz eksi. Ordinatımız da artıya denk geliyor. Eksiye artı olacak. X y ise eğer burası. X küçük sıfır y büyük sıfır demek bu. Şuraya gelecek olursam hocam bu apsis bu ordinat. a şu eksiye denk geldi. Bu da eksiye denk geldi. Eksiye eksi. X virgül y diyecek olursan X küçük sıfır y küçük sıfır demek bu. Şuraya bakacak olursan hocam apsis artıya denk geldi. O ordinat nereye denk geldi. Eksiye denk geldi. Artı eksi yani x virgülü y diyecek olursam x büyüktür 0 y küçüktür 0. Yani işaretleri bu şekilde bileceğiz. Bileceğiz derken analitik düzlemde zaten sağ tarafın artı, yukarı tarafın artı, sol tarafın eksi, aşağı tarafın eksi olduğunu biliyorsun. Bunları bildikten sonra işaretleri sen zaten kendin çıkartırsın. Herhangi bir şekilde ezbere gitmene gerek yok. Analitik düzlem üzerinde göster olay bitsin. Hadi bakalım örneklere. Hangi bölgede olduklarını bir yazınız. Arkadaş artıya artıya bakacağım. Bak şimdi. Hocam artıya artı kaçıncı bölge birinci bölge Bu birinci bölge. Sonra eksi eksi. Hocam x eksi y'si eksi. Yani şöyle geldim. O zaman kaçıncı bölge? 3. bölgeye. Bak 1 2 3 4 burası. Böyle gidiyor. Bu üçüncü bölge yapıyor. Sonra 5 eksi 2. Apsis pozitif olacak. Ordinat negatif olacak şöyle yani. Bu dördüncü bölgeye denk geldi. -6'ya 1 noktası. Apsis -6 olacak. -6 Öbürü de 1 olacak. Ordinatta 1 olacak. Şöyle bir şey. Bu da ikinci bölgeye denk geldi arkadaşım. Yani 1, 3, 4, 2 yaptı. Geldik örnek 7'ye. Noktası analitik düzenin dördüncü bölgesinde. Dördüncü bölgeye bakalım. Apsis pozitife denk geliyor. Ordinat negatife denk geliyor. Pozitife negatif olacak. Yani bu demek ki A artı 2 büyük 0. A eksi 5 küçük 0 demek. Eşitsizlik çözeceğiz. A büyüktür eksi 2 gelir buradan. Buradan daha küçüktür 5 gelir. Yani A'nın aralığı ne oldu? Eksi 2'den büyük 5'ten küçük. 5 ile eksi 2 arasında oldu mu? Oldu. Hocam eksi 2 ile 5 arasında tam sayı değerlerinin toplamı isteniyor. Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Yani şunlar zaten 0 yaptı. 3, 2 daha 5, 4 daha kaç yapar? 9 yapar. Cevap 9 oldu. Yalnız ben bir şey söylemeyi unuttum biliyor musunuz? Şurada bölgelerden bahsettik. Evet. Şurada bölgelerden bahsettik. Tamam unutmamışım şey ya. unutma Unutmamışım. Şey. Devam devam. Biraz sonra yeri gelecek. Onun da yeri gelecek. Tamam. Dur aklıma geldi. Biraz sonra yeri gelecek onun. Bölgeleri biliyoruz. Bölgeler 1, 2, 3, 4. Tamam devam. Analitik düzlemin 3. bölgesinde bulunan. Aa bu nokta analitik düzlemin 3. bölgesinde. Bakıyorum şöyle 3. bölge. Apsis negatife, ordinat negatife denk geliyor. Eksiye eksi olacak. Hocam şunun eksi olması demek ne demek? Tamamının eksi olması. Bak B kare B'nin işaretini bilmesen de B karenin işareti artı ya. Artıyla neyi çarparsan eksi yapar? Eksiyi. Yani a eksi bulurum. a eksi ise e, bu karesi olduğu için bu kesinlikle artıdır. E bu da artıyla neyi çarparsam eksi yapar? Tabii ki eksiyi. B'nin de işareti eksi midir? Kesinlikle eksidir. Şimdi bana bu isteniyor. Bak şimdi eksi ya. Hocam eksi ile eksinin çarpımı komple artım yaptı. Evet artı ya. Sen eksi ile eksiyi topladığın zaman negatif iki sayıyı topladığın zaman eksi negatif mi yapar? Kesinlikle. Eksi 2 ile eksi 3'ün toplam mesela değil mi? E, artı eksi arayacağım. Absisi pozitif olacak. Ordinatı negatif olacak. Yani şu bölgede yapıyor. Kaçıncı bölge oluyor bu? Dördüncü bölge. Evet cevap dördüncü bölge oldu. Örnek sekizde. Örnek dokuzdayız. Evet A ve B noktaları anlattığı düzlemin aynı bölgesindeymiş. Hocam aynı bölgesindeyse işaretleri aynı olmak zorunda. Bunun işareti eksiyse bunun da işareti eksi olacak. Yani 3K eksi 9 küçük sıfır olacak. Hocam şuna bakıyorum. Şuna bakıyor. Aa bunun işareti artı değil mi? Şöyle göstereyim. Bunun işareti artıysa bunun da işareti artı olmak zorunda. 2K artı 4 büyük 0 olmak zorunda. Buradan 3K küçüktür 9 gelir. K küçüktür 3 gelir. Buradan 2K büyüktür eksi 4 gelir. K büyüktür eksi 2 gelir. Evet. E o zaman K ne ile ne arasında olacak arkadaşım? Eksi 2 ile 3 arasında olacak. Kaç farklı tam sayı değer alır diye soruluyor bize. Arkadaşlar sayacağız tektik tek. 1, 0, 1, 2, 4 farklı değer alır. Ya da ne yapıyorduk? Büyükten küçüğü çıkart bir de 1 çıkart diyorduk. Bu 3 eksi eksi 2, 3 artı 2 yapıyor. 5 eksi 1'den bu da 4 tane oldu deriz. Örnek 9, 4 çıkar geldik. Dikkat et. İşte biraz sonra eksi bir şey anlattım dedim ya. Oh burada olduğu atma geldi. Arkadaşlar şimdi sana bir şey göstereyim şöyle. Analitik düzlem çizdim. Şurası birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. Peki buradaki nokta mesela 5 noktası. ikililer şeklinde gösterecek olursak eğer hocam buranın napsi 5 iken ordinatta bak x ekseninde değdiği ye yer 5 y eksenindeki değdiği yer 0'a denk geliyor. Aslında burası 5'e 0 noktasıdır. E hocam bu nokta birinci bölgede mi dördüncü bölgede mi her ikisinde mi alacağız? Hiçbirinde almayacağız. Ne birinci bölgede ne dördüncü bölgede bu nokta eksen üzerinde diyeceğiz. X ekseni üzerindedir diyeceğiz. A x ekseni üzerindeki bir noktanın ordinatı ne oldu? Sıfır oldu. Peki şuradan bir nokta alsam ben. Mesela eksi 3 noktası. Eksi 3'e sıfır mı diyeceğiz? Hayır. Bir nokta verildiği zaman ilk önce x eksene değdiği yer sonra y eksende değdiği yer değil mi? x eksene değdirdim. Nereye denk geliyor? Sıfıra denk geliyor. Hocam burası e, x eksene değdiği yer sıfır. Ordinatı ne yapıyor? Ordinatta, de, ordinat da değdiği yer zaten eksi 3. Burası da sıfıra eksi 3 noktası yaptı. Ha, bu noktada ne olacak? Y ekseni üzerinde olacaktır. Yani ne üçüncü bölgede ne dördüncü bölgede ne de ikisinde birlikte diye, diyemeyiz. Bu nokta herhangi bir bölgede değildir. Bu nokta y ekseni üzerindedir diye söyleyeceğiz. Ben buradan da y ekseni üzerinde olan bir noktanın nerede olduğunu anladım. Ya nasıl olduğunu anladım daha doğrusu. Apsisinin sıfır olduğunu anladım. Dikkat. Tamam. Evet örnek ona bakalım. 5e 3 noktası x ekseni üzerinde. Şimdi düşünüyorum x ekseni üzerindeki bir nokta. Hocam A'ya 0 gibi bir nokta. Yani şuranın 0 yapması lazım. M eksi 3 eşi sıfırsa M'i buradan 3 buluruz. Sonra B noktası ne yaptı? M yerine 3 üç yazınca 3'ün karesi 9 eksi 2N artı 5 virgül 4 yapar. Yani B noktası kaç yaptı o zaman? 14 eksi 2N'e 4 yaptı. Şimdi bu da Y ekseni üzerindeymiş. Bunun Y ekseni üzerinde olması demek ne demek? Hocam sıfıra Y gibi bir şey olması demek. Yani şunun sıfır olması demek. 14 eksi 2 n yani 0 14 eşittir 2 n yapar. Eri de buradan 7 buluruz. M 3 çıktı. N 7 çıktı. Benden M artı N isteniliyor. Yani 3 artı 7'den cevap 10 gelir. Örnek onu böylelikle 10 buluruz. Geldik örnek 11'e. Evet ne demiş? Bunlar dik kesmiş ve y ekseni ile AB birbirine paralelmiş. AB ile y ekseni birbirine paralel. Arkadaş o zaman paralelse Burası 90 derece değil mi? Evet 90. Paralel verilmiş. E bunlar paralelse yöndeşitten dolayı burası da 90 oldu. Ana ne güzel bir şey çıktı burada karşıma. Hocam eski bilgiler yine hala karşımıza çıkıyor. Bak burada bir dik üçgen var. Hatta bu dik üçgende dikten dik çizilmiş. Dikten dik çizilince ne diyoruz? Öklit. Ökliti uygulayacağız yani burada. Arkadaşım ökliti uygulayacağız. bir Neler verilmiş ama bana? A noktası m-2'ye 4 verilmiş. Şurası. M eksi 2'ye 4 verilmiş. Sonra B noktası K artı 1'e eksi 9 verilmiş. K artı 1'e eksi 9 verilmiş. B noktası. Hocam şöyle bakacak olursak. Apsi M eksi 2 ordinatı 4. A 4 yapar burası. Bunun apsini K artı 1. A burada apsileri her ikisinde de aynı. M eksi 2 eşittir K artı 1 diyebiliriz ama gerek kalmayacak galiba. Şöyle bakacak olursam burası eksi 9 noktası. O zaman burası uzunluk olarak 9'dur. Yani burası da 9'dur. Bizden de m artı k isteniyor. Bu arada dikten dik çizildi ya öklit bağıntısı var. 4 kere 9 36 şuraya h diyelim. h kare eşittir 4 çarpı 9 36. h da buradan 6 gelir. h'ı buradan 6 bulduysam buranın apsisi ne yaptı? Eksi 6 yaptı. Çünkü 6 birim solda. A apsisi m eksi 2 idi. m eksi 2 eşittir 6 ise m buradan 8 gelir. Hocam yine aynı şekilde ne var? B noktasında apsisi bak burası 90 ya. Eksi 6 apsisi k artı 1 değil mi? K artı 1 eksi 6'ya eşitse burada da K'yı da buradan eksi 7 olarak buluruz. M çarpı K soruluyor bize. 8 çarpı M'yi 8 bulduk değil mi? K'yı da kaç bulduk? Bir dakika burası K artı 1 miydi? Özür dilerim. K artı 1. K artı 1 eksi 6 ise K eksi 7 geldi. Sonra M eksi 2. M eksi 2 eşittir. Oy, şurası 6 olacak. Eksi 6 ise çok özür dilerim. Eksi 6 ise M de buradan eksi 4 olacak. O zaman çarpımları soruluyor. Eksi 4 ile eksi 7'nin çarpımı. Eksi 4 ile eksi 7'nin çarpımı soruluyor. O da kaç yapar? Artı 28 yapar. Neredeyse işlem hatası yapıyorduk. Örnek 11. 28 yaptı. Ve geldik örnek 12'ye. Örnek 12'de Ayşe geometri dersindeki bir etkinlikte y ekseni üzerinde bir nokta işaretleniyor. Soruyu anlayabilmek için biz de y ekseni üzerinde bir nokta işaretleyelim. Analitik düzlemde çizelim. Y eksen üzerinde bir nokta işaretledim. Bu noktanın apsisini 2 arttırdığım zaman ne olacak? Apsis mesela burada ya. Apsisini 2 arttırırsam hop 2 birim sağa mı gidecek noktamız? Evet. Apsisini 2 arttırdığım zaman 2 birim sağa gitti. Ordinatını 3 azaltacağım. 3 azalttığım zaman buraya denk geldi. i̇kinci bir noktayı elde ettim burada. Sonra ikinci noktaya da aynı işlemi uyguladığında x eksen üzerinde yani 2 birim sağa git. 3 birim aşağı git. Aa o zaman ne yapıyormuşum burada? Yani 2 birim sağa 3 birim aşağı gittiğimde buradaki noktayı buluyormuşum. Ayşe 3. noktaya da aynı işlemi uygulayarak elde edeceği 4. Evet buna da aynı işlemi uygularsa 2 birim sağa 3 birim aşağıya git. Bakalım 2 sağa 3 birim aşağıya git. Buradaki noktayı bul. Arkadaş şöyle gelsene bak bakayım. Şöyle 90'lar olunca biz dikdörtgen oluşturmuyor muyduk? Evet. Şöyle bir dikdörtgen oluştur bakayım. Şöyle geldin. 2 birimse burası 2 birim. 2 birimse burası 2 birim. E tamam. Bitti. 2, 4, 6 birim. Yani buradaki noktamız ne yaptı? 6. 6 birim sağda. 6'ya 3 birim de aşağıda değil mi? Şöyle gelecek olursak. Çünkü aşağıya giderken dik gidiyor. 3 birim aşağıda da ne var? Eksi 3 noktası var. 6'ya eksi 3 noktası yapar. Koordinatları çarpımı isteniyor. 6 ile eksi 3'ün çarpımı isteniyor bizden. O da eksi 18 yapar. Cevap. Örnek 12'de eksi 18 bulduk. Geldik şimdi 2 nokta arasındaki uzaklığa. Gençler dikkat. İki nokta arasındaki uzaklık dik üçgenden çıkıyor. Mesela A noktası, hocam burası x 1 virgül y 1 ise eğer, burası da x 2 virgül y 2 ise eğer. Apsine baktın x 1, y 1, x 2, y 2. Ne yapacağız burada? Hani şurada şey yokmuş gibi düşün, burası yokmuş gibi düşün. Tamam, bunları çizdin ya iki nokta. Bir. Şurası da yokmuş gibi düşün. Tamam, şöyle yokmuş gibi düşün. Ben sana ispat yapacağım şimdi. Dur 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 dur. Hatta şöyle bir beyaza boyayayım ben orayı. Dur dur lütfen bir dur. Lütfen bir dur. Beyaza beyaz beyaz. Beyaz rengi nasıl seçeceğim ben şimdi? Dur bakayım. Neyse ya. Şuradakiler yokmuş gibi düşün. Hani şurada bir dik yamuk çıktı ya karşımıza. Bak dikkat et. Şurada bir dik yamuk çıktı ya karşımıza. E dik yamuk çıktığında ne yaparız? Hocam dik dörtgen oluştururuz. Şöyle dik çizince dik dörtgen oluştu mu? Oluştu. Yani buradaki uzunluk buraya eşit olacak. E x2 ile x1 arasındaki uzaklık x2 eksi x1'dir. Burası da nedir arkadaşlar? y2 eksi y1'dir. Sonra burada ne yaparız? Pisagor bağıntısını yaparız. Yani AB'nin karesi neye eşit olacaktır arkadaşım? X2 eksi X1'in karesi artı Y2 eksi Y1'in karesi olacaktır. O zaman her iki tarafın kare alırsam AB uzunluğu kare içerisinde X'ler farkının karesi artı Y'ler farkının karesi mi oldu? Evet bunu bileceğiz. X'ler farkının karesi artı Y'ler farkının karesi oldu. Ha ÖSYM şey bunun formülünü sana verebilir belki ama bunu bil. Hatta bunu bilirken ispat tekniğini de bil. Tamam iki nokta arasındaki uzaklık yaparken x'ler farkını al, karesini al. Y'ler farkını al, karesini al. Topla, kare küçüğünü al. Bitti olay. Bu ayrı bir konu. Ama ispatı yaparken biz ne yaptık? Dik üçgenden çıktı. X'ler farkı dik üçgenin bir kenarı. Y'ler farkı da dik üçgenin diğer kenarı. Ha böyle bir şey yaptığın zaman. iki nokta arasındaki uzaklık geldiğinde. Mesela A noktası 1'e 2 geldi. B noktası da kaç gelsin? Mesela eksi 2'ye 6 gelsin. X'ler farkına bak eksi 3. Y'ler farkına bak 4. Uzaklık olarak eksi 3 dediğimiz aslında 3'tür. Ha dik üçgenin kenarları gibi düşünebilirsin. X'ler farkı dik üçgenin bir kenarıydı. Eksi 3 yani uzunluk olarak 3. Y'ler farkı 4. 3, 4, 5 üçgeninden bu uzunluk 5 çıkar diyebiliriz. Yani AB uzunluğuna 5 diyebiliriz dostlar. Tamam. Yani ispat tekniği de bizim için önemli. Uzun yoldan yapmaktansa kısa yoldan yapmak için en azından kafadan işlem yapmak için bu bize şart. <laughs> Hemen şuna bakalım. Normalde uzun yoldan yapıyorum. Kare içerisinde x'ler farkı 6-2'nin karesi. Sen 6-2 deyip kafadan yazabilirsin. Artı y'ler farkının karesi. Yani 6-3'ün karesi diyebilirsin. Hocam burası kare içinde kaç yaptı? 4'ün karesi 16 artı 3'ün karesi 9. Bu da 25'ten dolayı 5 mi çıkar dışarıya? Evet. Bak şimdi kısa yoldan yapalım. X'ler farkı kaç? Hocam şuradan da alsam buradan da alsam fark etmiyor. Sonuçta karesini alıyoruz. Ha 6-2'nin karesi ha 2-6'nın karesi. 6-2 yani 6-2 demek ne demek arkadaşım? Hocam 4. Dik üçgenin bir kenarı 4. Y'ler farkına baktım. Y'ler farkı da 3. Dik üçgenin diğer kenarı 3. Bak 3-4-5 üçgen çıktı mı çıktı. Kısa yoldan bu şekilde yapabilirsin. Şuraya bak. X'ler farkı eksi 6. Y'ler farkı maalesef 4 yapıyor. Değil mi? Ee, yani özel kenarlar olmadığı zaman Y'ler farkı da 8 olsaydı mesela X'ler farkı 6 ya Y'ler farkı da 8 olsaydı 6, 8, 10 derdik. E, burada mecburuz bunu yapmaya. X'ler farkı eksi 2, eksi 4'ün karesi artı Y'ler farkı eksi 6, eksi, eksi 2'nin karesi yani artı 2'nin karesi yapacak. Yani 36 artı 4'ün karesi 16 yaptı. Kök 52 yaptı. Kök 52'de de neye eşittir? Bu 4 çarpı 13 olduğundan 4 dışarıya 2 diye çıkacağından cevap 2 kök 13 çıkar mı? Çıkar. Evet örnek 14'e geldik. Analitik düzlemde 2 köşesinin koordinatları b eksi 2 2 ve d 6'ya 10 olan abcd karesinin çevresi. Bak şimdi genelde arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Böyle analitik düzlem çizerek de sonuca ulaştığımız durumlar oluyor. Ama ben analitik düzlem çizerken şunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani ilk etapta soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizin diye söylerim ben. Ben nasıl bunu ayırıyorum peki? Analitik düzlem çizeceğim sorular ya da analitik düzlem çizmeyeceğim soruları ben nasıl ayırıyorum? Özel durumlarla karşılaşırsam mesela x eksen üzerinde bir nokta, y eksen üzerinde bir nokta ya da özel doğrular ilerleyen zamanlarda göreceğiz y eşittir x doğrusu x eşittir 5 doğrusu gibi özel durumlar karşımızda varsa analitik düzlem çizeriz. Yoksa sadece ve sadece soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizeriz. Analitik düzlemde iki köşesinin koordinatları b ve d olan abcd karesinin çevresi. Biz abcd yazarken şu şekilde yazmıyor muyuz bu arada? Evet b ve d bak d burası 6'ya 10 verilmiş. Burası da kaç verilmiş? Eksi 2'ye 2 noktası verilmiş. Aa hocam ben burada karenin alanı çevresi isteniyor. Çevresi isteniyor ama bu iki nokta verilmiş. Bu iki nokta arasındaki uzaklıktan karenin köşegenini bulabilirim. X'ler farkı 8. Y'ler farkı da 8. Oo bak X'ler farkı 8 ya da 8. X'ler farkı 8. Y'ler farkı da 8. 8 8 ise burası 8 kök yapmaz mı kardeşim? Kısa yoldan yaptım. Ya uzun uzadı ya böyle X'ler farkının karesi artı Y'ler farkının karesi yapma. X'ler farkı 8. Y'ler farkı 8. Özel bir durum var. Özel üçgen var. E 8 8 ise 8 kök olur burası. E 8 kök ki ise burası. Hocam kare de kare olduğu için burası A burası A. A A, A kök ki 8 kök ise A'yı 8 buluruz. Çevrede o zaman 8'den kaç tane var? 4 tane var deriz. Cevap böylelikle 32 çıkar. Örnek 14'ü 32 bulduk. Geldik örnek 15'e. Analitik düzlemde A ve B noktalarına eşit uzakta olan ve Y eksen üzerinde bulunan nokta. Burada şu hata yapıyorsunuz. A noktası burada. B noktası burada. Bu ikisinin eşit uzaklıkta noktayı sadece ve sadece orta nokta alıyorsunuz. Tamam. Doğru. Ama orta noktayı aldığınız zaman bu Y eksen üzerinde olan bir nokta yapmıyor. Onu söyleyeyim. Orta noktası falan demiyor. Burada ne diyor? Bu iki noktaya eşit uzaklıkta diyor. Mesela bir C noktası. Ve C noktası da Y eksen üzerinde. Y ekseni üzerinde olan bir nokta neydi arkadaşım? Apsisi sıfıra denk geliyor. Sıfıra Y'yi gider değil miydi? Evet. C noktasını o zaman ben sıfıra y diyeyim. Buradaki nokta hem a'ya hem de b'ye eşit uzunlukta demiş. E, o zaman ne diyeceğiz? Şu işlemi yapacağız. CA uzunluğu eşittir c yapacağız. CA belli mi? Belli. karekök kök içerisinde x'ler farkının karesi 0 eksi 4'ün karesi artı y'ler farkının karesi y eksi eksi 1'in karesi yani y artı 1'in karesi. Eşitmiş CB uzunluğuna. CB uzunluğu da 0 eksi 5'in karesi Artı y eksi eksi 2'nin karesi. Yani y artı 2'nin karesi yapar. Ee, bunlar her ikisi de birbirine eşitse kare birbirini götürsün. Eksi 4'ün karesi 16 yaptı. Artı bu da y kare artı 2y artı 1 yapar. Eşittir. 5'in karesi 25 artı. Bu da birincinin karesi artı birinciyle ikincinin çarpımının iki katı 4y artı ikincinin karesi 4 yapar. Y kareler nanay mı oldu? Nanay oldu. E, ee, burada 4y burada da 2y var. 2y öbür tarafa geçince 4y'den 2y çıkınca 2y kalır. Hocam burası 17 bu 29. 29'dan 17 çıkınca 12 mi kalıyor? 12 kalıyor ama öbür tarafa attım ya 29'u. Eksi 12 kaldı burada. O zaman y'yi de kaç buluruz? Eksi 6 buluruz. Y ekseni üzerinde bulunan noktanın ordinatı. Bizim noktamız 0'a y ye noktasıydı ya. Yani 0'a eksi 6 noktası ya. Ordinat dediği apsis 0 ordinat bu. Yani cevap ne yapar? Eksi 6 yapar. Evet örnek 15'te bu şekilde bulduk. Geldik örnek 16'ya. Ömer öğretmen A ve B noktaları ile ilgili aşağıdaki bilgileri verip öğrencilerinden A ve B noktalar arasındaki uzaklığı bulmalarını istemiştir. A noktası 3. bölgede x eksenine olan uzaklığı 3. Bak. 3. bölgede 3. bölgede ve x eksenine olan uzaklığı 3 diyor. Bu uzaklık 3. Y eksenine olan uzaklığı 7 diyor. Yani burası 3'e 7 noktası değil. 3. bölgede ya. Hocam şurası 7. 7 birim solda. Eksi 7'ye. Burası da 3 olduğu için 3 birim aşağıda. Eksi 3 noktası yapar. Evet A noktasını ne bulduk arkadaşım? Bulduk. Şuraya yazayım. Eksi 7'ye eksi 3 noktası bulduk. B noktası birinci bölgede. Birinci bölgede ve x eksenine olan uzaklığı 2. x eksenine olan uzaklığı 2. y eksenine olan uzaklığı da 5 birim verilmiş. Hocam burası 5 ise burası da 5 yapar. 5 birim sağda. Noktamız da 5'e kaç yaptı? 2 birim yukarıda. Yani burası 2 ya. 2 noktası yaptı. O zaman B noktası da 5'e 2 noktası yaptı. Şimdi benden ne isteniyor? Bu iki noktanın arasındaki uzaklığı bul diyor bize. Hocam iki nokta arasındaki uzaklık. X'ler farkı 12. Y'ler farkı eksi 5. Hmm. Dik üçgeni düşün. Hocam X'ler farkı eksi 7 eksi 5 eksi 12. Yani 12. Y'ler farkı eksi 3 eksi 2 eksi 5 yani artı 5 uzunluk olarak. E 5 12 13 üçgeninden burası 13 üç çıkar. Yani cevap biz böylelikle ne buluruz? 13 buluruz. Kısa yola alıştır kendini. Sonra Kenan Hoca ne diyor? Deme. Tamam. Örnek 16'yı da bu şekilde bulduk. Geldik örnek 17'ye. Eren ev, okul ve market arasındaki mesafeyi tabletindeki harita uygulamasını kullanarak görüntülemek istiyor. Şimdi tablette böyle noktalar verilmiş. Bu noktalar arasındaki uzaklığı bulalım x'ler farkı eksi 2 eksi 3'ten kaç yapıyor? x'ler farkı 5 yapıyor. y'ler farkına bak. 13 eksi 1'den 12. 5 12 13 üçgeninden burayı 13 bulduk mu bulduk. Sonra şuraya bakalım arkadaşım. Belki bu da kısa yoldan çıkacak. Eksi 2 eksi 10'dan eksi 12. x'ler farkı eksi 12 uzunluk olarak 12. y'ler farkı 10 eksi 1'den 9. 9 12 15 üçgeninden burası da 15 mi çıktı? Evet. Şimdi ben Tablette 13 birim olduğunu biliyorum buranın. Buranın da 15 birim olduğunu biliyorum. Eren'in evi ile okulu arasındaki mesafe gerçekte 450 metre. Ev ile okul arasındaki mesafe tablette 15 birim ya. E, tabletteki 15 birim bana gerçekte 450 metreyi gösteriyormuş. E, bizden ne isteniyor? Evi ile market arasındaki uzaklık isteniyor. O zaman 13 birimde ne kadar metre uzaklık vardır deyip oran orantı yardımıyla sonuca ulaşırız. E burada oran orantı 15x eşittir 13 çarpı 450'ye eşittir. 15 ile 450 sadeleşince buraya da 30 kalır. 13 ile de 30'un çarpımı da kaç yapar? 390 yapar. Evet gerçekte 390 yapıyor. Tablet üzerindeki 13 birim gerçekte 390 metredir. O zaman 17'yi 390 bulduk. Geldik bir doğru parçasının orta noktasının koordinatı. Çok basit. Hocam apsisler toplamının yarısıdır x2. Yani x1 artı x3 bölü x2. x1 artı x3 bölü 2'ye eşittir. Ordinatlar da y'ler toplamının yarısına eşittir. y1 artı y3 bölü 2'dir. Orta nokta koordinatı gerçekten çok çok kolay. x'ler toplamının yarısı y'ler toplamının yarısı. Hemen u uç noktaları verilen bunun orta noktasını bulunuz. x'ler toplamı 4. 4 bölü 2'ye. Y'ler toplamı eksi 6. Eksi 6 bölü 2 yapar burası. Yani 2'ye eksi 3 noktası yapacaktır burası. Bunun orta noktası x'ler toplamı 2 artı 0 bölü 2. 2 bölü 2'den. Bu da 0 artı eksi 8. Yani eksi 8 bölü 2'den. Kaç çıkıyor o zaman buradaki noktamızda? 1'e eksi 4 noktası çıkar. Evet orta noktaları bunlar. Tabi bu kadar kolay gelir mi? Dur ısındırıyoruz da alıştırıyoruz. A, B noktaları veriliyor. A, B doğru parçasının orta noktası verilmiş. Bak bu sefer şöyle verilmiş. A'ya 4 noktası var. B bir de B noktası var. Ya A B'nin orta noktası şurası verilmiş mi verilmiş. O zaman A artı 5 bölü 2 değil midir? Bak A B'nin orta noktası bu. Bu orta nokta. Orta nokta. O zaman A artı 5 bölü 2 ne eşit olacak? Eksi 2'ye. A artı 5 bölü 2 eşittir. Eksi 2'ye. 4 artı B bölü 2 de neye eşit olacak? O da 4 artı B bölü 2 de buranın ordinatına eşit olur. 3'e. Buradan A artı 5 eşittir. Eksi 4'ten A'yı eksi 9 buluruz. Sonra 4 artı b eşittir. 6'dan b'yi de buradan 2 buluruz. a çarpı b isteniyor bizden. Yani eksi 9 çarpı 2 isteniyor. Cevap eksi 18 çıkar. Örnek 19'da böylelikle bulduk. Geldik örnek 20'ye. ABC üçgen DF bulundukları kenarlarının orta noktaları. Şunlar birbirine eşit. Ya DF bulundukları kenarlarının orta noktalarıymış. Oo. 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 Bak sen şu işe. Şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Arkadaşım şimdi burada neler yapacağız? Öncelikle ben bu soruyu sana bir şey gösterdikten sonra biraz sonra bu soruyu bir daha çözeceğim. İnşallah unutmam. Hatta unutmamak için şuraya yapıştırıyorum. Bakın. Şuraya yapıştırıyorum. Tamam mı? Şuraya yapıştırıyorum. Bu dersin sonunda bunu da çözeceğiz. Anlaştık. Şöyle şurada dursun. Unutmamak için burada. Şimdi arkadaşlar öncelikle A noktasının koordinatları isteniyor benden. İlk önce farklı bir şekilde çözeceğiz bunu. Nasıl çözeriz? Hocam buraya x1 virgül y1 diyelim. Buraya x2 virgül y2 diyelim. Buraya da x3 virgül y3 diyelim. Şimdi kafadan yapalım bazı şeyleri. x1 artı x2 bölü 2 1 eşitse x1 artı x2 bölü 2'si 1 ise x1 artı x2 kaç yapar? x1 artı x2 eşittir 2 yapar. Hocam x1 artı x3 bölü 2 4 ise o zaman x1 artı x3 de neye eşit olacaktır arkadaşım? 8 eşit olacaktır. Hocam x2 artı x3 bölü 2 de 3 eşitse o zaman bölü 2 ise 3 ise x2 artı x3 de buradan böylelikle 6 eşit olur. Aynı şekilde y1 artı y2 y1 artı y3'ü y1 artı y2 artı y3'ü de bulabilir miyiz? Bulabiliriz. y1 artı y2 bölü 2 3 ise bu 6 yapar. y1 artı y3 bölü 2 2 ise bu 4 yapar. y2 artı y3 bölü 2 5 ise bu da 10 yapar. Evet. Şimdi bunları çözeceğim. Öncelikle ben şöyle taraf tarafa toplarsam. 2x1, 2x2 ve 2x3 gelir toplamı. Hocam toplam o zaman 16 geldi. 2 katı 16 ise x1 artı x2 artı x3 8 yapar. Şunu topladığım zaman y1'lerden 2 tane, y2'den 2 tane, y3'ten 2 tane. Toplamı da 20 yapıyor. 2 tanesi 20 ise y1 artı y2 artı y3 de buradan neye eşit oluyor? Hocam buradan bu da neye eşit oluyor? ona eşit oluyor. Şimdi ben A noktasının koordinatları toplamı isteniyor. Yani x1 artı y1 isteniyor. Arkadaşım x1 artı y1 bulacağız değil mi? Bak dikkat et. Şurada sen x2 artı x3'ün kaç olduğunu biliyorsun. 6. A, at öbür tarafa x1'i kaç bulduk o zaman? x1'i 2 buluruz. y2 artı y3'ün ne olduğunu biliyorsun. 10. At öbür tarafa y1'de buradan 0 mı bulursun? Evet. Şimdi x1 virgül y1 noktası ne yapar o zaman? Hocam burası da 2'ye 0 noktası yapar ve 2 artı 0 koordinatları toplam isteniyor. Cevap böylelikle 2 yapar. Evet ama daha kolayını çözeceğim biraz sonra. Az sonra sabret. Örnek 20'yi bu şekilde bulduk. Geldik örnek 21'e diyeceğim ama paraya kenar. Gençler paraya kenarda bu dediğim şey dikdörtgende de geçerli. Yani ABC'de paraya kenar aynı zamanda dikdörtgen Aynı zamanda eşkenar dörtgen. Aynı zamanda karede olursa yine bunlar geçerli. Bu söylediğim şey. Paralel kenarda böyle köşeler A, B, C, D verilmişse karşılıklı köşelerin apsisleri toplamları birbirine eşittir. Karşılıklı y'lerin ordinatları toplamları da karşılıklı köşelerin ordinatları toplamları da birbirine eşittir. Niye? Köşegenleri çizdiğimiz zaman tam burası orta nokta ya. Şu ikisine baktığımız zaman hocam x0 neye eşit oldu? x1 artı x3 bölü 2'ye eşit oldu. Aynı zamanda şu köşeden bakacak olursam da x2 artı x4 bölü 2 eşit değil midir? Evet. x2 artı x4 bölü 2 eşittir. Aa, buradan güzel bir şey geldi. Dur. O y'lere bakalım. y1 artı y3 bölü 2 y 0a eşit. y1 artı y3 bölü 2 şu köşelere bakacak olursam da aynı zamanda y2 artı y4 bölü 2 eşit oldu. Dikkat et ne geldi buradan? Hocam bölü 2 gitti. X1 artı X3, X2 artı X4 geldi. Yani yazıyorum buraya. X1 artı X3, X2 artı X4 şeklinde ezberlersen aklında kalmaz. Ya da burada bölü 2 gitti. Y1 artı Y3, Y2 artı Y4'e eşit oldu. Burada aklında kalmaz. Ne demek bu? Karşılıklı X'ler toplamları birbirine eşit oldu. Karşılıklı Y'ler toplamları birbirine eşit oldu. Şu dikkatin yanına öyle şunu yazabilirsin. Karşılıklı X'ler toplamı birbirine eşit karşılıklı y'ler toplamı birbirine eşit. Nerede bu? Paralel kenarda. Dikdörtgen eşkenar dörtgen kare de paralel kenarın özel bir hali olduğu için bunlarda da bu dediğimiz şey sağlanıyor arkadaşım. Tamam. Hadi geldik buraya. ABC noktaları verilmiş. E karşılıklı x'ler toplamları. Hocam 4 mu bu ikisinin toplamı? Evet. 4. Yani 1 artı 3 eşittir. Eksi 2 artı x yapacak. Eksi 2 artı x'ten. X'i kaç buluruz böylelikle? 4, 6 buluruz. Evet x 6 çıkar. Karşıtlı y'ler toplamı x 4 artı 5. X 4 artı 5 eşittir. Karşıtlı y'ler toplamı y artı eksi 1. Şimdi eksi 1'i öbür tarafa attım. Artı 1 diye geçti. Şurası 1 yaptı. Bir daha artı 1 var. 2 mi yaptı? 2 eşittir y oldu. Bizden x çarpı y isteniyor. 6 çarpı 2'den cevap 12 çıkar. Örnek 21 de 12 bulmuş bulunuyoruz. Geldik örnek 23'e. 22. Şimdi arkadaşlar bu soruyu yapacağım biraz sonra. Bak bu şu köşede dursun. Şurada dursun hatta. Bak 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 şurayı küçülttüm. Unutmamış inşallah. Köşelerinin koordinatları 1 1'e 7, 5'e 13, eksi 3'e 3 olan ABC üçgenin AC kenarına ait kenar ortayın uzunluğunu buluruz. Hmm. Hemen şu şekilde bu cevabı buraya yapacağım arkadaşım. Şöyle. Köşelerinin koordinatı. Bu orta noktayla alakalı bir soru. A 1'e 7, B 5'e 13 ve C de eksi 3'e 3 üç olarak verilmiş. AC kenarına ait, bak. AC kenarına ait, kenar ortay. Şu uzunluk nedir diye soruluyor bize, değil mi? Hocam şuradaki noktayı ben bulabilirim, orta nokta. 1 artı eksi 3, eksi 2 iki bölü 2'den eksi 1'e. 7 artı 3, 10 bölü 2'den 5 çıkar burası. Eksi 1'e 5 noktası çıktı burası. Evet kenar orta uzunluğu isteniyor. Aa hocam soru işareti buradan neye eşit olacaktır? Kare küçüğünde. XA farkının karesi artı Y'ler farkının karesi değil midir? Evet. Aa ben buradan yapmayacağım. Hemen üçgeni çizeceğim. Çünkü X'ler farkı, farkı eksi 6. Uzunluk olarak 6. Y'ler farkı eksi 8. Uzunluk olarak 8. 6, 8, 10 üçgeninden cevap 10 çıkar mı? Çıkar. Evet cevabı da böylelikle bu şekilde bulduk. Şimdi gel şu soruyu seninle birlikte daha böyle orijinal bir yolla yapalım seninle birlikte. Arkadaş sorumuz şöyle. Tamam. Sorumuz şöyle bir soru. Biraz önceki sorunun ikinci yolu. Şunun ikinci yolu. İkinci yolunu çözüyorum. Şimdi bu orta nokta değil mi? Arkadaşlar eşitlik var eşitlik var. Aklıma ne geldi? Hop şunu çizersem orta taban. Hocam şununla şu birbirine paralel oldu. Kırmızılar paralel. E ee, Hocam bir de şurada bir orta taban çizersem şöyle. Hangi nokta isteniyordu benden bu arada? Benden hangi nokta isteniyordu? Hocam benden A noktası mı isteniyordu? Evet A noktası isteniyordu. Şunda da şu birbirine paralel mi bunu çizersem? Evet. A bak burada paralel kenar çıktı ama bu paralel kenardan C'yi bulurum. Gerçi C'yi bulduktan sonra orta noktadan da A'yı bulabilirim ama bence buradan yapmayalım. Diğer doğruyu çizelim. Diğer doğrumuz da şu değil mi? Evet. E, burada da şu paralel kenar çıktı. He, dur o zaman. Şunu çizmeyeceğim BD'yi. Ya da çizelim fark etmez. Bununla da bu birbirine paralel mi? Evet. Hocam şu siyahla bak şu siyahla da şu siyah paralel. Hocam paralel kenar çıktı burada. Bir de şuradaki kırmızıyla da dikkat et. Şuradaki kırmızıyla da burada kırmızı birbirine paralel değil mi? Aynen öyle. Aa hocam şunlar birbirine paralel. Orta tabandan dolayı. Mavilerde paralel. A köşesine odaklanıyorum ya. O yüzden A köşesine odaklandığım için hemen ne yapıyorum orada? A köşesine odaklı. Şuraya bakacak olursam A karşıtlı kenarlar birbirine paralel çıktı. Paralel kenar çıktı. E o zaman burada ne oldu? Karşıtlı x'ler toplamı. 4, 1 daha 5. Ee, 5 yapması için 3 ile neyi toplamam lazım? 2'yi. Sonra karşıtlı y'ler toplamı 6. Karşıtlı y'ler toplamı 3, 2 daha 5. 5 ile neyi toplarsam? 5 yapar 0. Bak 2'yi 0'ı çok kolay bir şekilde buldum. A'yı bulmak için bu paralel kenar. Hmm. B'yi bulmak için şu paralel kenar. Hmm. C'yi bulmak için de şuradaki paralel kenara bakacaktık arkadaşım. Ama biz ne yaptık? A'ya odaklandık. A'daki paralel kenar bizim için çözümümüz için yeterli. Bak biraz önceki soruda daha kolay bir şekilde bulmadık mı burada? Bulduk. Bu tekniği de sana göstermeden geçmek istemedim. Evet gençler burada bir bitirelim isterseniz. Geri kalan kısmı da bir sonraki videoda halledelim. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda... Noktanın Aneti 2 videosunda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.